Herkese merhaba. Championship Manager 2003-2004 serisinin yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu videomuza başlarken size iki tane yeni haber vermek istiyorum. Bunlardan birincisi Last of Us 2 oyunuyla alakalı. Muhakkak oynayanlar bilirler, daha önce Naughty Dog, oyunun üretici firması, 29 Mayıs'ta çıkacağını açıklamıştı. Ancak pandemiden sonra 19 Haziran'a ertelediler ve bu sebeple bir oynanış sekansı yayınladılar canlı yayında, yaklaşık 20 dakikalık. Biz de bu videoyu altyazılı olarak kanalımızda paylaştık. Bu videoyu merak edenler kanalımızda bu videoyu görebilirler. Ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına Last of Us 2 oyununun oynanış sekansı ile ilgili videonun linkini bırakacağım. Diğer bir haber de Sony'den geldi. Sony 4 Haziran'da PlayStation 5'i sonunda çıkaracağını açıkladı. Tabi bir lansman yapılacaklar, yani konsolun çıkışı büyük ihtimalle yıl sonunu bulacak. Henüz fiyatla ilgili ya da hangi oyunlarla ilgili çok net, ya yani gerçi oyunlarla ilgili net bir açıklama az çok var ama gerek fiyatla ilgili gerekse özelliklerle ilgili henüz net bir açıklama yok. Ancak 4 Haziran'da Türkiye saatiyle gece 11'de bir canlı yayında yapacakları lansmanla açıklayacaklar bunu. Biz de bu videonun tabi altyazılı olarak yine kanalımızda paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu videoyu da takip edebilirsiniz tabii ki. Ve diğer bütün buna benzer haberleri ve yeni haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Bugünkü oyunumuzla alakalı tabi birkaç değişiklik yapacağız. Yine tavsiyeler var. Taktikle alakalı, özellikle hangi oyuncuları oynatacağımızla alakalı. Bu arada Ankara Gücü Fenerbahçe arasındaki maç ertelendi. Daha ileri bir tarihi değiştirilmiş. Evet, şimdi bir kadromuza bakacağız. Öncelikle bizim taktiğimizde biz çift forvet oynuyorduk. Daha çok Tuncay'ı, yani son 2-3 maçtır Tuncay'ı forvet arkasına oynatıyordum. Ümit Özat'ı alacağım. Öncelikle Petko'nun yerine tekrar. Çünkü ligin başında iyi bir performans yakalamıştım Ümit Özat'tan. Buradan değiştiremedik. Şuradan yapalım. Petko gene yerliklerde olabilir. Bu arada Tuncay'ı sol kanada alalım. Serhat'ı sağ alalım. Yusuf ortada. Ortega arkalarında. Erhan Albayrak'la Kemal Aslan'ın yerini değiştirebiliriz. Böyle bir tavsiye gelmiş. Kemal Aslan'ın çok iyi ilerlediğini söyledi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki maçımıza tabii bir bakalım. Şunu bir onaylayalım önce. Yani şu an kendi sahamızda oynuyor olmamız lazım. Türkiye Macaristan 3-0, güzel bir galibiyet. Türkiye adına sağlam bir performans. Evet, kendi sahamızda olması lazım bu maçın. Çünkü son maçımız Beşiktaş deplasmanındaydı ve güzel bir galibiyet almıştık. Son dönemlerde aldığımız beraberliklerin üstüne derbi galibiyeti bizim için de moral oldu tabii ki. Türkiye, evet, çok güzel. Mükemmel galibiyet aldı Türkiye Macaristan'a karşı. Beşiktaş berabere kaldı. Evet, İstanbulspor'la kendi sahamızda. Evet, şimdi kendi sahamızda olduğu için ben bunu çift forvet olarak oynayacağım. O yüzden Yusuf'u sağ alacağım. Tuncay solda. Kemal Aslan ortada. İleride Serhat Akın ve Van Hooydonk. Onaylayalım. Bu arada talimatlara bakacaktım sanırım tekrar. Yok, takım talimatları.
Frikikçimizi bulamıyordum. Ha şurada frikikçiler. Ha tamam. Pierre Van Oydonk. Tamam, bunlara sıkıntı yok. Sağdan gene Pierre Van Oydonk. Penaltıcımız Sarı Takım yüksekti. Korner kullananlar her iki kanattan Ariel Ortega. Korner kullanmayla alakalı herhangi bir orta yapma 17. Yusuf Şimşek'in orta yapması 16. Kemal Aslan 14. Evet, şey iyidir. Ariel Ortega iyidir. Şimdi maçımıza gidebiliriz. Maça gitmeden önce Eyvah ile Petkov ilk 11'de problem değil. Aslında bir fikstüre bakacaktım. Evet, burada. Pardon, puan cetveline. Evet. 3. Aa güzel, 3 puan fark varmış en son. Evet, maça başlayabiliriz. Genel görünüme gelelim. Son Beşiktaş maçında hızla alakalı görüntüleri değiştirmiştik. Çok hızlı yapalım bunu. Görüntüleri de en önemli anlar ve maça başlayabiliriz. İçeri doğru uzun bir taç kime? Yusuf aldı. İçeri doğru Sarat. Aa, gol oldu. Muhteşem bir gol. Beklemediğimiz bir anda, dakika 1. Offside var diye bekledim ben. Bir an Sarat boş kaldı ama. Güzel bir golle başladık maça. Hızlı başladık. Bu arada Selçuk'u almadım. Bu arada Selçuk sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta kadroda yok. Serhat sağda. İçeri Tuncay vurur mu? Oo, aşırtma denedi ama. Az farkla. Dakika 21. Servet de sarı kart gördü. Van Aydonk sağ kanatta. İçeri doğru Serhat'a. Yusuf orada vurdu kalecinin üstüne. Yumuşak bir top. Hüsnü'ne de sarı kart gördü. İki sarı kart gördük şu an. Fabio Luciano ve Servet Çetin. Bu arada kaptan neden Fabio Luciano? Onu Ümit Özat yapalım. Şu ana kadar herkes iyi oynuyor Fabio Luciano dışında. Ama gerçi defansı çok bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Serhat aldı uzaktan bir denemesi. İçeri doğru gol gelir mi? Bir gol daha. Bir gol daha. Kim attı bu sefer? Yusuf Şimşek. Evet. İkinci golü bulduk. Ve rahatladık. İkinci golün rahatlığı üzerine ufak bir iki değişiklik yapabiliriz. Yusuf Şimşek çok iyi oynuyor. Burada Kemal Aslan yerine Ali Güneş'i deneyeceğim. Ali Güneş'i de sağa alalım. Yusuf da yer değiştirelim. İbrahim Akın'la da Tuncay'ı yer değiştireceğim. Hem dinlensinler hem diğer oyuncular da oynamış olur böylece. Tekrar korner kullanıyoruz. Bir gol daha gelir mi? Uzaklaştırırlar. John Welch orada aldı. Yusuf uzaktan vurur o. İçin üstüne. Hadi orada biraz baskı. Kaptırır onlar. Ali Güneş'in baskısı ama topu alamadık. Taça çıktı. Olsun. Ümit Ozat'tan Serhat'a doğru. Serhat içeriye çıkarırsa tehlikeli olur. Ah, ortada kafa vurdu ama Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Dakika 83. Oo, çok hızlı geçti buralar. Evet, 2-0'lık bir galibiyet.
diğer takımlarına almış. Trabzon yenilmiş. Kendisi aslında Galatasaray deplasmanda almış. Konyaspor'un 5-0'lık bir galibiyeti. Güzel. Fabio Luciano sarı kart sınırına ulaştı. Diyarbakır Spor'da Tunç Ramazan taraftan alkışını alıyor. Harika, son zamanlardaki harika performansı taraftarlar açısından da tabii kabul görmüş ve takımın genel durumunda pozitif bir etkiye sahipmiş. Bir bakalım, 28 yaşındaymış, ben de genç zannettim ya. Fenerbahçe Antalya Türkiye Kupası maçı var. Maça gitmeyelim de hemen. Bunda ilk maçı olmuş muydu ya? Yok, bu tek maç üzerinden. Antalya'nın durumu ne? Konumu ne? İkincilik. İkincilikte de sonlarda. O zaman şu maçla ilgili hemen şöyle kadro ile ilgili hemen bir değişiklikler yapalım. Fabio Luciano'yu buradan çıkaracağız. Sarı kart cezasında. Selçuk Şahin sarı kart cezalı zannediyordum. Yo. Bir sarı kart sınırında fizik olarak maçlara hiç hazır değil. Neden? Sakatlığı yok. Ne problem var? Morali kötü. Allah Allah. Sarı kart sınırına değil. Ne yazıyor şurada? Ya cezalı olmasa bir sarı kart kaldı. Biz bunu sarı kart cezalısı zannettik. Cezalı şu şekilde yazıyormuş. Evet. Şimdi defansa kimi alabiliriz? Thomas'ı alalım. Onun dışında kaleye Recep'in yerine Volkan Demirel'i alalım. John Welsh'i dinlendirelim. Yerine Fatih Akgil'i alalım. Selçuk'u yedekler alabiliriz. Tuncay'ı dinlendirelim. Yerine İbrahim Akın'ı alalım. Tuncay'da yedeklerde olsun. Ortega'yı dinlendirebiliriz. Yerine de Ali Güneş'i alırız. Gerçi şöyle yapacağız. Kemal Aslan'ı buraya alacağız. Ali Güneş'i buraya alacağız. Yani Servet'i çıkarmış buradan. Neden? Tekrar alalım. Tamam. Yusuf sağda. İbrahim Akın. Orbet'le alakalı da. Önce yedekleri alacaktık. Tamam, bu şekilde iyidir herhalde. Tekrar bir bakalım. Olmazsa ikinci yere Serhat Akın Van Oytun değişiklikleri yapabiliriz. Evet, maça gidelim. Türkiye Kupası ikinci round maçı Antalya maçı ile birlikte başladık. Adam tek başına gidiyor. Çok kötü kontra yakalandık. Kötü kontra yakalandık ve golü yedik. Aa, maçın başı hemen. Toparlayacağız. İbrahim Akın hadi. Kaçıyor adam oradan. Kemal'e güzel bir pas. İçeri çıkar. Kendi vurdu yanağlarda. Sarı kart. Hadi göster, bu sarı kart kısmı biraz uzun sürüyor. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Yok.
tehlikeli bir yerden serbest vuruş. İyi orta gol getirir mi? Bir orta kaleci. Dönen topu tamamlayamadık. Şimdi Kemal Aslan, Ümit Özat ortada. Tekrar Kemal. Kaptırdık. Uzun bir top ama adam bayağı bir hızlıymış. Tehlikeli bir orta, uzaklaştırdık. Uzaklardan kötü bir vuruş. Dakika 16. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Şimdi Fatih Akgel. İyi girdi içeri. Dışarı doğru İbrahim Akın. Kaleci son anda uzaklaştırdı defans. Taç. Hatamız devam edemedi orada. Ali Güneş vur oradan. Gol. Güzel bir gol, evet. Kalecinin büyük bir hatası. Vur dediğimiz anda attı golü. Bakalım, kötü oynuyoruz biraz ama. Fatih Akgel çok iyi görünmüyor. Ümit Özat kaçtı. Ona atmadı ya. Ta nereye döndü bak. Güzel aldı önüne. Bir çalım Fatih Akgel, harika oynuyor bugün. Muhteşem bir gol. Fatih Akgel muhteşem oynuyor bugün ve muhteşem bir gol attı. Tek başına getirdi resmen. Van Hooydonk'ta Tunçay Şanlı'nın yerini değiştirelim. Van Hooydonk biraz düşük oynuyor gene. Hadi biraz baskı orada. Kaleciye geri döndüler. Baskı yaparsanız alırsınız. Tuncay ortada. Güzel. Kemal. Serhat'a doğru pas. Alır mı önüne? Aldı önüne. Şimdi iyi orta gol getirir. Fatih Akgel'e doğru. Fatih Akgel. Bravo. Muhteşem bir maç oynuyor Fatih Akgel. Biz Liverpool'dan sağ beke aslında John Welsh'i almıştık ama Fatih Akgel ilk verdiğimiz ilk şansta bence çok iyi kullanıyor şansını. Güneş uzaktan bir şut gene olmadı. İbrahim Akın korneri kullandı. Uzaklaştırılan bir top. Fatih Akgel 9'da oynuyor. Çok iyi bir performans gösteriyor bugün. Bir sonraki maç yerini garantiledi. Evet, 3-1'lik güzel bir galibiyet. Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Ümit Karan çok iyi formda. Yaşı 27 aslında. Genç olsa anlayabilirdi. Ümit Karan'ı tavsiye ediyorlar ama. Nihal Balak. Evet, bir sonraki maçımız. Bu sene tabi Avrupa Kupalarında mücadele edemiyoruz. Yani oyun başladığı zaman öyle başlıyor. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında yok ama bu sene Fatih Akgel satılık listesine kalmayı istedi. Öyle bir şey yapamayacağız. Kulüp için vazgeçilmez bir oyuncu diyelim. Kulüp bu oyuncuyu satmak istemiyor diyelim. İsteği de reddedelim. Bir sonraki maç alacağız onu. Evet, Ankaragücü deplasmanına gideceğiz.
puan durumunda 1 puana indirdik farkı. Devrenin bitmesine son 3 maç. X'imize bir bakacak olursak, şöyle yapalım, Fenerbahçe fikstüründen bakalım. Ankara Gücü deplasmanı, sonra Akçabat Spor'la oynuyoruz kendi evimizde ve Diyarbakır deplasmanıyla ligi bitiriyoruz. Transfer dönemi ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta açılacak. Transfer dönemine kadar toplam 5 maçımız var. Evet, pardon, değişiklikleri yapmamız gerekiyordu. Tekrar kaleyi Recep'e verelim burada. Ümit Özat solda kalsın. Tuncay'ı alacağız. Sol kanada İbrahim Akın yedeklerde. Fabio Luciano'nun da cezası bittiği için oraya Thomas'ı almıştık. Tekrar Fabio Luciano'yu alabiliriz. Fatih Akgeli tekrar tutuyoruz sağ kanatta. Ali Güneş de Ortega'nın yerini değiştireceğiz. Evet, taktiğimiz tekrar diğer taktik gibi oldu. Bu arada kaptanı da halledelim. Ankara Gücü sıralamada 12. sırada, 18 puanı var. Evet, maça gidebiliriz, hazır. Ankara Gücü deplasmanıyla devam ediyoruz. İkisi de sarı lacivert olunca çok karıştı buradaki renkleri de. Serhat uzaktan, çok uzaktan denedi. Aslında imkanı vardı, biraz daha içeri girebilirdi ama. İyi aldı, vurdu. Kaleci Recep, bravo. İyi top çıkardı. Uzaklaştırdık topu. Van Aydonkor da aldı. Tek başına. Kimse yok zaten. Tuncay ortada kaptı. Kemal. Servet geriye döndü. İleriye doğru Servet'ten Serhat. İyi aldı. Ümit Özat'a muhteşem bir pas. Ümit Özat kaçırdı. Karşı karşıya kaçırdı. Çok müsait anda Ümit Özat. Ortega kullandı şimdi. İçeriye doğru uzaklaştırılan bir top. Fatih Akgel döndü Ortega'ya tekrar. Serhat aldı orada. Bomboş bir gol daha. Van Hooydonk. İlk golümüz. 1-0 öne geçtik deplasmanda. Bir frikik. Defansa çarpan top. Kaleciden önce Fabio Luciano uzaklaştırdı ama çok uzaklaştırmadı. Uzaklardan bir deneme. Direkt üst direkten döndü. İnanılmaz bir şut geldi. Ankara Gücü biraz toparlandı maçta. Biraz pres yapmamız gerekiyordu oralarda. Biraz önce şutu Galliano mu çekti acaba?
Serhat alırsın onu. Güzel. Tuncay'dan Vanoydonk'a. Serhat'a doğru. Aldı Serhat önüne. Tek başına gidiyor. Vanoydonk içeride şimdi. Penaltı. Penaltı verdi penaltıyı. Güzel. Serhat'ın penaltıları çok iyiydi. Serhat topun başında. Hakem işaretini verdi. Serhat ve gol. 2-0 oldu deplasmanda. Oyun biraz en önemli anlar seçili. Hızlı, çok hızlı ama hala yavaş gidiyor sanki. Serhat sanırım bir asist ve bir Fenerbahçe bir dener olacaktı. Şimşek sakatlanmış. Hemen bir bakalım. Ufak bir sakatlığı var ama hemen yerine Selçuk Şahin alabiliriz. Kemal'i sağa çekelim. Selçuk şimdi. Serhat'a doğru güzel bir pas. Serhat ve gol. 3-0. Evet, aslında bu taktik bu oyuncularla biraz daha iyi oldu. Bunu da bir izleyicimiz de tabii yorum olarak yazmış. Daha gollü maçlar olabileceğini söylemiş. Şu ana kadar iyi gidiyor. Vanoydonk kaçırdı. Servet. Tuncay'a. Tuncay şimdi sol kanatta. İçeri doğru ama korner. 53. dakikada 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Ortega'nın ortası. Bir kafa gelmedi orada. Şimdi Ortega tekrar. Bir çalım atar mı? Atamadı. Serhat aldı şimdi, kaptırdı ama Tuncay orada. Uzaklardan Selçuk güzel vurur. Vurmadı. Tuncay o vurdu. Az farkla. Bir korner daha. Ortega. Ve Selçuk. Selçuk'tan geldi gol. 4-0. Serhat alır mı onu? Alamadı. Ankara Gücü kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Uzun bir top. Sal. CD'ye doğru. Offside. Offside yok mu ya? Gol yedik. Offside bayrağı kalktı. Allah Allah. Verdiler golü. Çok ilginç. Offside bayrağı kalktı ama golü verdi hakem. Anlamadım. Serhat'ın ortası. Fatih Akgel. Ah. Fatih Akgel biraz da maçta geride kaldı. Çok fazla oyun içine giremedi ama gene de iyi oynuyor. Evet. Ortega'nın ortası da uzaklaştılar. Tekrar Ortega. İçeri doğru ama kime? Şimdi Ümit Özat aldı. En geriye Fabio Luciano.
tekrar ümit uzatsın. O daha da geriye döndü, kalecisine kadar döndü. Recep kendi yarı sahasının ortasına kadar geldi. Selçuk ortada şimdi. Fatih Akkel kaçıyordu. Faul. Evet, bir galibiyet daha alıyoruz. 4-1'lik bir galibiyet Ankara Gücü'ne karşı. İyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bakalım rakiplerimiz ne yapacak bu arada. Galatasaray galip geldi. Gaziantepspor almış. Trabzonspor'dan bir mağlubiyet daha. Beşiktaş yenildi gene. Sevilla Fatih Akkel için teklif yapıyorlar. Satılık değil, otomatik teklifi reddettik. Güzel. Evet. Yönetimden performans güveni. Ayın golü Hakan Keleş. Ankara Gücü bize karşı değil. Bizden kimse yok. Recep'in sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor. Recep'e çok teklif verdik ama kabul etmedi. Yeni sözleşme... Aa, ne yaptık? Yeni sözleşme tekrar önerelim. Ali Güneş'in de sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor. Ona da yeni sözleşme önerelim. Galatasaray Türkiye Kupası'ndan elendi. Beşiktaş elendi. Celta Kemal Aslan'la ilgileniyormuş. Ücretini 22,5 milyon euro yapalım, bakalım ne diyecekler. Kayseri Spor Cennet'te, evet, Galatasaray'ı elediler. Evet, Fenerbahçe Akçabat Spor maçına gideceğiz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz burada. Maça girebiliriz. İçeri doğru gelen orta. Uzaklaştılar. Servet şimdi Tuncay'a vurdu uzaktan. Az farkla. Abi Lüsyan'ı karşıladı. Kemal Aslan ortada. Tuncay'a doğru. Arkadaşına baktı. Serhat solda. Uzaktan kendi vurmayı denedi kalecinin üstüne. Şimdi Ümit Özat. Alamadı. Bir çalım Muzaffer'den ama Ümit Özat. Mükemmel müdahale. Çok iyi zamanlamayla geldi ve kapattı orayı. Ortega şimdi ortada. Serhat'a doğru offside verdi. Biraz önceki maçta ama yapmadılar bize. Ümit Özat gene karşıladı. Tuncay koşar ve alır mı onu? Uzun bir top attı boşluğa ama Tuncay çok hızlı. Tuncay şimdi aldı. İçeri doğru giriyor. Çok tehlikeli. Hoydong. Gelmedi Hoydong'a. Kemal ortada. Yusuf şimdi sağ kanattan ilerliyor. İyi orta. Tuncay'a geldi. Ceza sahası dışında. Serhat şimdi önünü aldı. Kaleciyle karşı karşıya ve Serhat attı. Serhat attı. 1-0 oldu. Serhat çok formda. Tuncay sol kanatta iyi. Ortega aldı şimdi orta sahada. Kaptırdı tekrar aldı. Mükemmel oynuyor. Ortega kaleciyle karşı karşıya erken vurdu. Tekrar başırtma ve gol. 2-0. Ariel Ortega. Arjantinli atıyor. Fenerbahçe 2-0 önde. Şimdi Van Hooydonk. İçeriye doğru. Ceza sahasına Serhat'a gelmedi. Tekrar Van Hooydonk. Uzaklardan, çok uzaklardan vurdu. Kalecinin üstüne.
İlk kere 2-0'lık galibiyetimizle kapanıyor. Yusuf Şimşek iyi oynuyor ortada. Sağ kanatta. İkinci yarıya başlıyoruz. Kemal Aslan uzaklardan vurdu. Kaleciye. Tekrar geldi, kapattı Kemal Aslan orada Muzaffer'e karşı ve aldı topu da. Mükemmel bir mücadele. Tuncay'a verdi. Tuncay ilerliyor. Tuncay hala kendi başına ilerliyor ama bir faul. Evet, tehlikeli bir yer. Van Hooijdonk'un sevdiği yerler. Van Hooijdonk geldi, vurdu kaleciye. Offside, bayrağı kalktı tekrar. Gene vermedi. Şimdi Serhat aldı önüne. Hızlıdır. Geçer ikisinde. İkisinde geçer. Serhat gitti. Çok çapraza girdi. Bir şut ama kaleciye. Korner. Ariel Ortega ortası. Uzaklaştırılan bir de. Bir orta daha. Ümit Özat'a gelmedi. Hakem free kick veriyor ama. Ümit Özat'ın faul yaptığı görüşünde hakem. Ve 2-0'lık galibiyetimizle maç sonuçlanıyor. Bir sonraki maçımız Diyarbakırlı olacak. Kaleci Recep sözleşme teklifini reddetti. Ya çok reddediyor bu. Çok çok fazla para istiyor. Yine bir daha deneyelim. Maaşını 700 bin yapalım. Teklifi onaylayalım. Bakalım ne diyecek. Gaziantepspor'un 5-2'lik galibiyeti. Trabzon kendi evinde yenilmiş Samsun'a 4-1. Beşiktaş galibiyetle tanıştı. Evet, tabii ki Celta Kemal teklifini reddetti. Evet, Tuna Tamer kimmiş bakalım. 27 yaşında ya. Hepsini genç zannediyorum böyle. Evet, tabii ki Beşiktaş da bu durumdan memnun değilmiş. Ligdeki pozisyondan yönetim olarak. Ali Güneş 3 yıllık sözleşme imzaladı. Güzel, Ali Güneş kabul etti hemen. Evet. Real Betis Serhat Akın için 19 milyon euroluk ve Antonio Paratsı veriyor bize 32 yaşında. Ne yapayım ben onu 32 yaşındaki adamı? Bunu geç. Bir de Pedro'yu veriyor 31 yaşında. O zaman ama teklifi reddettik. Otomatik olarak reddetti. Neden acaba? Tüm teklifleri reddet, otomatik olarak açıkmış. Serhat Akın'a 30 milyon euro diyorum. Şurada bilgi yok diyelim. Devam edelim. Fatih Akkelli ile ilgili teklif düşünülüyor. Bununla 22,5 milyon euro diyelim. Fatih Akkel için. Recep sözleşme teklifini reddediyor. Artık yapabileceğim bir şey yok Recep için. Bu arada Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor baya. Real Madrid'de birlikte. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ın durumu neymiş Şampiyonlar Ligi'nde? Beşiktaş yenilmiş. Şampiyonlar Ligi'ndeki durum aslında iyi. Ama ligde kötüler. Evet, Diyarbakır deplasmanına gideceğiz.
Bakalım bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Sakat cezalı yok. Evet, maça gidebiliriz. Diyarbakır'ın pozisyonuna bakacak olursak fena değiller. Galatasaray'ın hemen altındalar, 25 puanla. 33 puanla Gaziantep ile birlikte lideriz ama Gaziantep'in tabii bir maç eksiği var. Ha pardon, gerçi bizim şu an bunu 1 puan olarak yazıyor. 1 puan gerideyiz aslında. Şu an canlıdan bakıyor gibi olduk. Normalde 32 puanımız var. Bu maçı alırsak 35 puana yükseliriz. Ve eğer Gaziantep Spor tabii puan kaybederse ilk yarıyı lider tamamlarız. Serhat'a doğru Kemal şimdi en geriye döndü, Fatih Akgel'e. İlk yarı bitmek üzere. Tuncay sol kanatta ilerliyor. Serhat'a doğru müthiş bir pas. Serhat kaçırdı. Serhat kaçırdı. Ortega korneri kullanıyor. Tehlikeli olur mu? Uzaklaştırdılar. İlk yarı 0-0 bitecek sanırım. Evet, çok bir atak seyredemedik. Çok hızlı geçti ilk yarıyı. Fatih Akgel'in uzaklaştırdığı top. Maradon kalır mı orada? Alamadı. İçeri doğru tehlikeli bir top. Yapma Servet. Yapma, yapma Servet. Kötü bir gol yedik. Hemen acil olarak golü bulmamız gerekiyor. Tuncay sol kanatta, Ümit Ozat'a güzel bir pas. Ümit Ozat çok arkaya attı topu, çok arkaya attı. Daha ortada Van Oydonk vardı, Yusuf vardı. Şimdi Kemal ortada. Arkadaşına baktı, bir çalım uzaktan bir şut. Aa, kaleciden dönen topu Ortega tamamlamak istedi ama bu arada Yusuf tekrar sakatlandı. Ufak bir sakatlık geçiriyor tekrar. O zaman Ali Güneş tekrar alalım. Kemal Aslan'ı sağ kanada çekelim. Aslında şeyi alacaktık. Şöyle yapalım, geri alalım. Selçuk Şahin'i alalım oraya, ortaya. Evet. Ortega bir faul orta sahanın, rakip ceza sahasının önlerinde, yok çok önde. Nerede yapıldı faul? Daha uzakmış. Servet arkadaşlarına baktı. Serhat'a doğru. Serhat atar mısın? Ah! Kaleci. Kaleci çok... Evet, Diyarbakır Spor prese zor dayanıyor. Evet, çok baskılı oynuyoruz gol için ama... Tuncay, ah kaleci, Tuncay'dan önce kaleci. Dakikalar çok hızlı ilerliyor. 80 oldu hemen. Bir taktik değişikliği yapmamız lazım. Ortega'yı ileri alalım, yok Tuncay'ı ileri alalım. Ortega burada kalsın. Üçlü forvete döndük. Tüm atlarımıza saldırıyoruz. Şimdi Tuncay. İçeride Serhat'a doğru. Serhat bir çalım ve gol. Ah, gol dedik ama nasıl kaçtı o? Selçuk şimdi ortada. Servet. Tüm atlarımızı, rakip ceza sahası yarısındayız. Evet, Van Oydonk için bir frikik şansı daha. Henüz Van Oydonk'un frikik golünü izleyemedik ama gene atamadı. Dört dakika uzatma ve maç bitti. Evet, ligin ilk yarısını
Maalesef mağlubiyetle tamamladık. Yusuf Şimşek bir günlük bir sakatlık geçirmiş. Gaziantep Spor da yenildi. Evet, bir liderlik fırsatını kullanamadık. Rakiplere de bakalım. Galatasaray da berabere kaldı. Beşiktaş galip geldi. Fatih Akkelmer görevinden mutlu. Tabii ki oynamaya başladı çünkü. Erhan için teklif yapıyor. Yanıt verelim. Teklifi reddediyoruz. Evet, bir sonraki maçımız Galatasaray'la. Galatasaray deplasmana gideceğiz. İlk maçı almıştık. Bir sonraki videomuzda Galatasaray maçıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.